Yazır'da değerli izleyiciler, muhabbete devam ediyoruz. Buranın geçmişi zaten çoban. Yörüklüğün geçmişi çobanlıktır. Yürümekten gelir. Yörük zaten yürümektir. Atacağız neyi? Halil Savaş. Allah, kaç keçi var la? Valla 150 adet var işte. Maşallah besiliyorlar. Nerede yayılıyor? Buralarda yayılıyor işte, besliyoruz. Hangi otlar yiyor dağlarda? Kekik. Kekik? Kekik yiyor. Pınar, ot, her çeşit ne yiyor? Her şeyi. Her şeyden yiyor yani. Dağları yayılan keçiler, koyunlar, kekik otu, adem otu, oğul otu, perdavşan otu. Kekik yedi miydi tabi. Ne varsa yiyor. Tabi canım tabi. O zaman da derdi veren Allah dermanı vermiştir. Evet. Doğudaki bütün şifaları keçi yiyor, keçi süt yapıp bize veriyor. Tabi. Tıpkı arının yüzlerce binlerce çiçeğe konup da balını bize, özünü bize verdiği gibi keçi de büyük bir hizmet yapıyor insanlığa. Tabi tabi. Peki iyi de keçi dağda yemedi, ot kalmadı, açmadı, şey diyor. Sen de başındasın. Yayıl diyorum. Sağıyorum, peynir yapıyorum, çöker yapıyorum, süt yapıyorum. Para diyorum, para. Ediyor canım, daha etmesin. Ediyor ya şu anda, iyi yani. Ediyor. Ediyor yani, iyi yani. Ulan durdurma yer aldı azıcık. İyi, iyi, iyi Allah'a şükür. Kaça veriyorsun? Sütü mü? Süt 3 lira. 3 lira? 3 lira süt. Dilin döndü. Yok, dilin döndü. Normal vatandaşa veriyor köyde yani. Köylere zaten. Çobanlık bitti zaten. Bitti, bitti. Peyniri kaça veriyorsun? Peyniri 20 lira. Dereye basıyorsun peynir? Çökelip yok, basıyor mu? Yok, şimdi değer kalktı ya. Kalktı. Bidon, şimdi bidon var gari. Üşeniyorsun gari. Tabii canım. Tembellik devri. Tabii, şimdi öyle yani. Evet. İşte plastik yani. Kaplar derilerin yerini aldı. Evet. Böyle en ağır teke kaç kilo gelir? En ağır teke şu anda 80, 90, 100 kilo. 80 kilo, 100 kilo gelir. Hı-hı. 100 kilo gelen kaça verirsin onu? 1000 lira. 1000 lira. 1000 lira. Kilosu 20 liraya geliyor. Evet. Öyle mi? Şu anda öyle yani, şu anda öyle. Peki millet alabiliyor mu? Ekonomik durum nasıl? Kilosu 10 liraya geliyor ya. 100 kilosu 10 liraya geliyor. 10 lira. 20 lira diyor. Ama onun ciğerleri, süt, kemiği, ötebeti ayırdığında. O, tabii o 50 kiloya düşüyor. Peki köylü. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben bu işi aşağı yukarı. Anamın doğduğu doğru aynı. Doğaldan yapıyorsun. Yaş kaçtı? Yaşım 47. 47. Yani 47 yaşın aklının başına gelse 40 yıldır bu işi yapıyorsun. Evet. Peki 30 sene önce, 20 sene önce mi köylü et alıp yiyebiliyordu? Şimdi mi et alıp yiyebiliyor? Ya şu anda yiyemez zaten. Önce yiyordu. Yiyemez değil mi? Yiyemez şu an. Yani 30 sene önce, 20 sene önce geliyordu insanlar. Bir oğlak kuzalıyordu. Et alıp yiyordu. Şu anda ekonomimiz şey. Şimdi yiyemez. Yiyemez tabii canım. Millet ekonomi daraldı bozuk. Mı? Ekonomi bozuk yani. Milletin ekonomi bozuk. Peki bazen. Senin çocuk geçici koyunu bakıp mesleği sürdürecek mi çobanlığı yoksa? Zor. Bir de seninle bitecek. Çok zor, bizle bitecek. Gel bakalım buraya. Neydi adı? Gel lan buraya. Emrah gel lan buraya. Gel lan buraya. Emrah'ın çobanlık yapası yok, kaçıyor değerli izleyiciler. Peki seninle beraber bu meslekte geçecek değil. Evet. Doğru. Peki bu millet sizler öldükten sonra, erik herkes ölecek. Evet. Bu çobanlık bitecek. Bitten sonra bunlar geçiş südünü, koyun südünü kitaplarda mı okuyacak yeni çocuklar yoksa nasıl vallahi olacak? Sürdüre sürdürür canım. Onu şimdi benim çocuk yapacak diye yahut da bilmem ne çekiyor. Sürdüre sürdür tabii. Herkes çocuk senin çocuklar gibi. Evet. Kimse anasın babasın yaptığı işi yapma. Değerli izleyiciler, yeni nesil tembelleşiyor. Üşengeç. Şimdi analar babalar dediler neneler geçiyi koyun gütmeye bırakırsa yeni nesil zor iş. Zor, devlet de gel arkadaş geçi güdene, mal güdene, köylüye itibar etmiyor. O güzel etlerin iyi tarafını yemesini biliyor ülke yönetenler. Ama o etin sütün nasıl yetiştiğini bilmeyenler. Bir de elim uzadı karnı. Bu nasıl bu ellere, bunu yetiştiren ellere de iyi bakmalar. O yemeği yerken, ola bu yemeği kim yetiştirdi deyip kıymatını bilmesi lazım bu adamların. Kıymat bilinirse bu mesleğe rağbet artar. Eğer çocuklarınız, evlatlarınız yarın geçi sütünü, koyun sütünü, oğlak etini, kuz etini kitaplarda okuyacaksa bırak çiftçilik bitsin. Yaradan Allah'ı seven, devletini, bayrağını, toprağını, cumhuriyetini, cumhuriyeti kuran Atatürk ve silah arkadaşlarını unutmayan, seven, doğayı, hayvanı, insanı, yaradılan her şeyi seven yörüklerle beraberiz. Türk yurdu, yörük yurdu, tek yöresinin merkezi Burdur, Çavdır, Yazır köyünde. Oğuz soyunun, Oğuz boyunu yaşatan köyde. Son yıllarda ülkenin dört tarafında zaman zaman ufak tefek karışıklar oluyor. Özellikle Güneydoğu'da. Burada hemen hemen birçok köy mezarımızda bayraklar var, şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bu güzel ülkede kardeşle yaşamak varsa hırlı durmayanlar var. Seni tanıyalım. Zeki Yurseven, Burdur evet. Yazır Köyü. Askerde kısım akraba var mı? Var. Hı. Yeğenim var. Ziya Yurseven. Hakkari. Evet. İşte askerlik yapıyor.
İşte, bayrak inmesin. İnmesin. Ezan susmasın. Evet, evet. Vatan bölünmesin, evet, diye orada bir mücadele, devletin emrinde. Evet. Evet. Adın ne? Adil Yurtseven. Nerede okuyacaksın? Okuyorum. Ben mi? He. Finike'de. Ne olacaksın sonra? Ben muhasebeci olacağım. Sen? Benim adım Ufuk Tezcan. He. Finike'de okuyorum ben de. Ne olacaksın? Okuyoruz işte, ne olursak Allah nasip eder. Sonra ne olacaksın? Hedefin var. Hedefin olsun. Bak şimdi, ben bak, muhasebeci. Muhasebeci. Bak şimdi, bir ülkelerin insanların hedefi vardır. Bir adam ben doktor olacağım, başhekim olacağım, milletvekili olacağım, bakan olacağım, paşa olacağım, vali olacağım derse çok çalışır. Milletler de biz Türk dünyasını, büyük Türk dünyasını, Turan'ı kuracağız, İslam alemini bir araya getireceğiz, insanlığı bir araya getirip huzur getireceğiz derse, kızıl elmaları varsa, hedefleri varsa, ülküleri varsa çok çalışırlar. Öyle yoksa gök şapkınacılar çok çalışmazlar. Çok çalışacağız, okuyacağız, tamam? Tamam. Tamam. Evet. Senin oğlan geldi maşallah. Çuta oğlan gibi boy. Adın ne lan? Nazım Savaş. Ulan baban geçi koyunu bakıyorum. İyi bak, iyi çoban yalnız bunu sana deviren. Tekelerden belli, aymak geçilerden belli. Mesleği sürdüreceğim, ne olacak? Valla sürdürürüz ya. Biz sürdüreceğiz. Sürdürecek mi? Lan az yavaş konuşuyorsun lan. Gömülsüz konuşuyorsun lan. Çiftçinin çobanı kıymatını bilinmez mi lan? Bilinmez ya. Senin de kız da vermezler geç çobanı diye. Verirler, verirler. Verirler mi? Verirler. Çoktan ayarlamışsın değil mi? Ayarladım ben ya. Yok ya. Ya arkadaşına bak. Senin oğlan nerede askerde? Valla şu anda Şırnak'ta, Gülyazı'da. Evet. Orada askerlik yapıyor yani. Vatana, millete, Allah'a hizmet etmeye için oraya gitti, evet, tabii. İşte bu ufak olanı biz de aldık. Evet. Bunu da oraya gönderdik. Büyük olan askere gönderdi. Bunu askere gönderdi. Orada vatan bekliyor. Vatanın bayrağı mesela, evet, bekliyor vatanı. Derizeciler, bu vatanın, bu toprakların iki sahibi vardır. Birisi manevi sahipleri. Bizim şehitlerimiz, gazilerimiz, erenlerimiz, ermişlerimiz, atalarımızdır. Bir sahibi de yaşayan Türk milletidir. Yani bizleriz. Bu toprakların maddi ve manevi sahiplerinin izni olmadan hiç kimse bir şey yapamaz. Bunu herkes bilmeli. Bu toprakların, bu vatanın sahipleri maddi ve manevi sahipleridir. Türk milletidir. Geçmişi ve geleceğidir. Yazır'ın en namlı seracısı Mustafa Yıldız. Evet, muhtarım. Yıldırım. Evet. Yıldırım. Ulan sabahtan beri adamı övüyorum ben. Mustafa Yıldırım. Gerçekten, evet, yani bu Yazır'da sebzecilik dedim miydi? Çon amcam vardır. Başkası Mustafa amcam. Çona, bırak öyle diyebilirler. Çona ne zaman dediler sana? Çona değil. Olay eskiden. Çocuk ha. Çocuk han. Erzeciler. Esas Mustafa Yıldırım. Bana da Çona derlerdi. Evet. Ben de kardeşlerim. Evet, evet. Bana Çona derlerdi. Bizde herkesin adı vardı. Evet. Cıbılı, Yontraş, Tinko. Hepsini hatırladık. Kardeşlik adları verirdik. Doğrudur. Bana da Çona derlerdi. Doğrudur. Az kekeşmin, dibek gibi yani. Neden Çona demişler sana? Abi sorma ya, yaşlandım var. 50 yaşındayım abi. 50 yaşındayım abi, az değil yani. Ben senden bir oyun ala. Olur. He? Abi. Olur. Demek sana Çona dediler çocuğa. Ha işte çocuk, öyle dediler. Bana da Çona dediler de biz çocukta lakap arkadaşıyız. 10 senedir de dış sepsesi yapıyorum. Dış sepsesi. Sepsenin kralı benim. Kralı. Evet. Peki biberi, fasulyeyi, domatesi, salatayı iyi yetiştiriyorum. Ebe. Malın iyi. Ebe. Pazarın al, pazar. Pazarlar değil. Sıkıntı malın yok. Malın ama pazarını öderler. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bazen ak köpeğin pamuk pazarına zarar olur. Allah'ın Çin adam pamuk satmaya gidermiş muhtarım. Evet. Git pamuk satmaya gittiğinde benim pamuk öyle beyaz, öyle ak, öyle beyaz övermiş, biliyor musun? Oradan evet, da bir ak köpek geçermiş. Tüccar bir görmüş ak köpeği. Evet, evet, evet. Pamuk daha, ak köpek daha beyaz. Tabii. Fiyat düşermiş. Olur, olur, olur. Sıkıntı yok. Kaç dönüm seren var? Abi şu anda 6 dönüm sere var. 6 dönüm maşallah. Nelere satıyorsun? Şeye veriyorum abi, Beko'da bir tüccar var. Hı. Ona veriyorum. Parada sıkıntı yok, malda sıkıntı yok. Adam bu sağlam adam, mı lan? Ebe. 50 var 50 işte. 100 al 100 işte. Sıkıntı yok. Sağlam adam. Oley. Denizde kum adamda para. Yok ya. Mustafa'nın mal ne zaman gelecek diye bakıyor adam. Derizeciler, arkadaşım bir de biber tarlasını, sera tarlasını görelim. Görün. Çor çocuk var mı? Var var. Üst tane. Kızım. Gel kan kız buraya. Kızım o. Oğlum, gel gel. Oğlum var içeride. Gelinim var. Kızımın bir şeyde. Babacığın maşallah temiz işçilik yapıyor. Yapar, size öğretiyor, evet, mu? Yapar. Biz de yapıyoruz. Şimdi siz de babam versin biz yiyelim mi diyeniz yok, yardım ediyoruz. Yok yok yardım ediyoruz. Ben Söğüt'te oturuyorum. Hı. Kendimiz de yapıyoruz. Evet. Biz ıspanak şu bu yapıyoruz. Hı. Babama da yardıma geliyoruz. Gel o da, buraya. O da oğlanın kızı. Gel. Derizeciler. Ülkenin bazı yerlerinde evlatlar diyor ki çocuklar, evet, devlet versin biz yiyelim diyor. Bazı yerlerinde babam versin biz yiyelim diyor.
ne babadan ne devletten. Evet. Kendim çalışıp yiyeceğim bir yörük kızımız burada. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Ayşe. Benim bak benim nenemin adı Ayşe. Kardeşim var Ayşe. SS Çalışkan bu. Nerede okuyor? Finike'de okuyorum. Hangi okulda? Cengiz Topel Ortaokulu'nda. Hedefin ne? Mühendis olmak. Ne diyor bu? Cengiz Topel. Niye öyle demişler? Efendim? Cengiz Topel adı nereden geliyor? Şehit Cengiz Topel. Evet. Pilotmuş. Evet, hava şehidimiz. Evet. Rumlar tarafından herhalde Rumlardı. İşkence yapılarak öldürülmüş. Evet. Ben de okula yeni geldim de yine de biliyorum. Ama öğreniyorsun değil mi? Evet. Peki hedeflerin ne? Ya okul işte... Bittiğinde ne olacaksın? İnşaat mühendisi olacağım. İnşaat mühendisi. Evet. Böyle inşaata baktığın zaman hura öyle olsaydı, bura daha iyi olsaydı diye bakıyor musun? Evet. İsim ne abi? Ramazan. Ramazan abi. 50 soruyu ne çıkardı? Geçen Antalya birincisi oldu. Öyle mi? Antalya birincisi oldu evet. Antalya birincisi. Tabii. 50 soruyu ne çıkardı? Yani 50 soruda 100 de biliyorsun. 200 soruda 200 de biliyorsun. Ya 50 soruda 50 soruyu ne çıkardı? Ne çıkardı? Tek sana başarılar derim. Çünkü biz yörük kızlarının siyasette, evet, bürokraside, ticarette başarılı olmasını bunda istiyoruz. Bunda takdiri var, hepsi var. Sizler eğer başarılı olursanız İnşallah. Ülke başarılı olur. Evet. İnşallah. Çok sağ ol. Şimdi biz seraları ötekinden İnşallah. Acık senin mi la? Benim vaktim benim. Çok ezmişsin kadınla. Ola abi işte ezmesi oluyor. Çok ezmişsin la. Ezmiyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyice mi? İyiyeceğim. İyi. Bu adam tam hizmet ırkını ya bu adam. Ben tam dan ırkın. Daha? Sorun. İyi. Gece namazda kalkıverir. Kalk çalışalım mı diğer? Ben yanında yatmadığım için. Evet. Burada yatıyor. Donuzları koyuyor. 24 saat orada. Sen yanında yatmam mı? Ben evet. Gelmem. Hastayım ben. Ula bu yayladan yalnız mı yatılır? Yapacak peki şey yok. Peki şimdi. Gece hastasın. Bizim oğlan. Evet. Ondan yatmayın. Öyle 40 sene olmuş. Evlenine 30 senedir getirip götürüyorsun. Yine sağlıklı. Evet. Çocukların anası. Yani kadın kıymatı hoş bilir mi? Bilir. Kadın kıymatı bilir. Sen burada domuz mu geliyor? Domuz yok. Domuz geliyor. Domuz abi. 3 tane köpek var. Şimdi eskiden bizim yaylarımızı, dağlarımızı evet. Da keçi, koyun, deve, at vardı. Şimdi hayvanlar bitti, domuzlar başladı değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Derzeciler, dağlarda artık eslen keçi, koyun, deve, atımız evet. Vardı. Evet. Çobanlarımız vardı. Evet. Şimdi çobanlığı bırakıyorlar. Dağları dilkiler, kurt canavarlar, çakallar. Aynen öyle. Değil mi? Domuzlar aynen keydi. Öyle. İş zor. Şimdi domat bu. Bu abi. Dezde serada böyle sürtüverelim değil mi? Evet evet evet. Evet ne zaman ilaç attın lan? Çok oldu ilaç atalı. Çok oldu değil mi? İlacı okuyor mu üstünde? Evet. 3 günlük, 5 günlük, 1 aylık diye okuyor mu? Aynen öyle, aynen öyle. Biz zehirleme sonra. Yok şeyini aldım ben bunu. Deriz eşer. Şimdi domat şöyle yaparsın. Kurtarırsa yasa şeyini aldım ben bunu. Şöyle yaparsın. Daha hemen de 20 şansı daha var da. Olsun. Şimdi baktığın zaman içi dolu mu bakarsın. Evet. Bir de kokuyor mu? Burcu burcu bir toprak, su, hava kokacak. Hayır. 5 tane araba. Sıkıntı yok. Tamam. İşte buna tuzu ekiyorsun şöyle. Hakiki doğal domat. Ramazan abi. Bu sene az sıkıntı çektik. Geçen sene 57 normal yaptım. 1 kilo ikinci vermedim. 1 kilo. Hı. En ufak domates 600 gram, 500 gram, hı, 900 gramı kadar çıkardım. Bu sene? Bu sene o kadar değil daha. Çünkü öteki arkadaşlar aramızda 40 gün var. Hı. Daha anca. Daha anca. Kaçtı oldu, bozdu. Büyük daha gitti. Yazılı dünyaya tanıtacağız. İnşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Arkadan domates güzel değerli izleyiciler. İnşallah. Yakın yıllarda pazara gittiğin zaman bu yazın domatesini de sorun. Evet. Yazın derse son anın mı diye de sorun. Evet, doğru. Ola bu hazırcı kim? Sabahtan beri kasarıyor bu. Ramazan abi damat o. Söğüt'te karayollarda çalışıyor. Damat mı lan? Damadın abi. Tabii. Karayollarda çalışıyor. Ola bu adam kim derim? Kort kasarıp dursun adam yerinde çalışıp oturup. Yok. Nasıl kayınpeder çok çalışıyor değil mi? Çok çalışıyor. Allah'ım. Çok iyi değil mi? Çalışıyor. Allah. Para kazanıyor. Kazanıyor abi. Size veriyor, getiriyor. Veriyor. Sıkıntı oldum bizde. Peki arabanın arkasına kayınbabam sağ olsun diye yazdıracak mı lan? Yazdırım abi. Benim ikinci babam bu ya. Öyle mi? Tabii canım. Ramazan abi ayıp ediyorum. Ulan işi öğrenmişsin lan. Ayıp ediyorum. Ulan işi öğrenmişsin. Uyanık damat böyle olur değerli izleyiciler. Ramazan abi bu saatten geri ben malım mülkü neydin ya? Bunlara. Bu arada 200 sene daha çalıştım ben rahata çekileceğim zaten emekli oldum. Evet. Tamam 90 diyorum tarlam var. Yeter artar benim. Ulan köy adamı. Yeter benim. Köy adamı, çoban, çiftçi. Hiç çok. Emekli olur mu? Ölünce de çalışır. Ya orası öyle canım. Torpaktan geldi torpağa gideceğiz abi. O kadar.
Evet. Orhan Bey matri bilirsin. Wow. Dünyada bir şey gözümde yok. Damat işini biliyor. Peki iyi gel akam buram. Damadı sever mi? Severim. Şöyle damadın geleceğini duyduğunda şöyle ağzın suyuna sevincinden bir dönüm çiğ tüsürer mi? Damatçıdır bu. Damatçı. Anacığım var ya. Damatları gördü mü beni? Aynen. Ne pişireceksin şaşırımın? Şaşırır kendi pişirir. Yumurta mı? Kendi pişirir. Soğanı yumurtacıklar pişirir mi? Pişirir. Derseciler vallahi billahi. Ulan usta elini öpen yaş göster. Bana bu ustalığı öğretsen. Ayıp abi. Şimdi muhtarım. Evet. Bir muhtar olarak köyün insanlarında iyi okuyan çıksa, iyi sanatçı çıksa, iyi seracı çıksa, iyi çoban çıksa mutlu oluyor mu? Evet oluyorum. Zaten bu köyü beni bunun için seçti. Hı. Bu köye bir yenilik yap diye, bu seracılığı geliştir diye, çocukları okutur diye yani bir yerlerden bir şeyler yap diye biz de elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi köyde bir çocuk iyi puan almış, üniversite kazanmış deseler, filan çoban işte 1000 koyunu var, 1500 koyunu var deseler, evet. Filan çocuk müdür olmuş, genel müdür olmuş deseler, filan seracı işte dölümden 5 ton değil de 7 ton kaldırmış. Domates kaldırmış deseler. Aynen. Adam öyle sarılı sarıyorsun geliyor, benim köylüm, gurur duyuyor mu? Duymaz mıyım canım, ne diyorsun? Amcam geçen yıl 5 dönüm kurdu, buranın parasını ödedi, borcunu. Yani inanmazsınız, biz ayrı bir zevk aldık. Adam kahveye çıktığında bak diyor, cebi para görmüş. Sen öyle bir de böyle baktığın zaman, bir avuç tuzlu değil de kendin gidip hıyarı toplamaya gidiyorum. Evet. Sabahtan beri kemiriyorum. Kemiriyoruz, evet. Buldum, yiyeyim. Diyedim. Ulan ense kile gibi, göbek sele gibi. Ya, sen daha bir senelik muhtarsın. İmam Boğazlı muhtar karını demiş adam. He. Yani biz öyle yetişmişiz. Şimdi böyle olursan sen. Senin 4 sene sonra hakkından gelemeyiz biz ya. Aynen öyle diyeceğim. Bakalım da şimdi. Yemenci olmaz değil mi? Salatalık taze olunca siliyor salatalığı. Bu yemişlerini ne zamanca öğrenemedin? Yemişlerini mi? Biz Filike'de öğrendik yemişlerini. Portakal'da öğrendik doğrusu. Öyle bana. Mi? Evet evet. İşimiz şaka muhabbet derzeciler. Muhtar ağzının tadını biliyor. Burada hakikaten bütün zepsler, meyveler şöyle baktığın zaman. Organik. Organik. Daha üzerinde çiçeği var şöyle. Öyle diyorsan öyle sürüvesen. Aynen. Öyle sürü de ısırdan. Kütür kütür yiyin. Bir daha deyin bak. Pazara biber, salatalık, domates, fasulye almaya gittiğinizde yazırın diye sorun. Yazırlıysa çonanın malı mı diye sorun. Yazırın deresinden sular akar. Barajlar suyla dolar. Burada da bir değirmen var. Eski bir değirmen. Tabii şimdi artık sahibi de gitmiştir, kendi de gitmiştir. Değirmenin obanı yani su borusu ve değirmen taşı galibimiş. Duvarlar yıkılmış. Bu değirmeni yapanların, bu değirmende çalıştıranların, buğday üyüdenlerin, komşu köylerden, civardan eşeklerle, katırlarla, develerle buğday getirip un götürenlerin çoğu aşağıki dünyaya gitmiştir, büyük göçe gitmiştir. Kalanlar biliyorsa biliyordur. Ancak siz de bilin ki eski değirmenler böyleydi. Yukarıdan gelen, hızla gelen su değirmen taşını döndürüyordu. Ondan sonra burada üyüdülen buğdaylarla da elde etmecikler pişiyordu. Herkes bir şeye dolanır. Değirmen de haka dolanır. Yani üyüttü buğdayın kilesine göre hak aldığı bir kepçeci vardır. Bu kepçeyle alır. Kimisi balık sırtı yapar, kimisi düz yapar. O değirmenci harama hile karıştırıyor mu? Karıştırmaz. Orada çıkar o karamanın oyunu. Dolayısıyla burada değirmen haka döner. Thank you.
Türk yurdu, Yörük yurdu, Burdur, Çavdır, Gozacı köyündeyiz. Bugün bizim ecdadımızdan, atalarımızdan buraya kadar gelen öz müziğimiz, kendi müziğimiz, bizim çalgımız Cura'yı size anlatacağız. Orta Asya'da kökte tutar, kopuz diye adlandırılan, Anadolu'ya gelince Cura denilen, 3 telden 6 tele kadar giden, 10 parmak tezenesiz ve tezeneyle de çalınabilen Cura. Bu Cura'nın yaşayan ustaları var. Bu ustaların da önde gelenlerinden Gozacı Habib abimiz var. Şimdi onun yanındayız. Bu arada tek yöresinde Burdur, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, bu bölge tek yöresi diye geçer. Bu bölgede Cura, Sipsi, Gaval, Kemençe, Saz, Düdük, Kabak Kemanı, Tırnak Kemanı çalanlar vardır. Ne mutlu ki onları biz görebildik. İsteriz ki gelecek nesiller de 100 sene sonra, 1000 sene sonra bu çalgılar çalınabilsin, söyleyenler olsun. Türk türkü söylesin, türkü dinlesin. Kızlarımız anası gibi, nenesi gibi, erkeklerimiz dedesi gibi, babası gibi oynasın. Biyanotu yemiş gibi sakramasınlar. Atan neyse sen de öyle olmalısın. Yıllarca bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın önde milli olmasına rağmen bizim gençliğimize mandolin ve flüt öğretmeye kalktılar. Ama Türk milleti bizim olmayan, batının olan ne mandolin ne flütü öğrenmedi. Direndi. Bizi Milli Eğitim Bakanlığı öğretmesi gereken işte Cura'ydı, Sipsi'ydi, Gaval'dı, Kemençe'ydi, Kabak Kemanı, Tırnak Kemanı'ydı. Davuldu, Zurna'ydı, Delbe'ydi. İşte bütün buradan yola çıkarsak biz Yörük Obalarımız programımızda Yörükler ne içer, ne yer, ne söyler hepsini vermeye çalışıyoruz. Şimdi de Cura'nın ustası Gozacı Habib abimizle muhabbete devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi gerçekten Cura denince Cura bağlama. Bağlama denince bağlama üç telli Yörük kızlarının daşın başındaki çıkıp da bu kırtlaktan boğaz çaldıkları kaydaya gider. Ekseriyet üç telli bağlamamız. Yani şöyle gençliği de bir hatırlayıp de kız mesela kız bir yakada kuzu gödü boturu boğaz çalıyor. Oğlan da öteki yerde geçi güdüp oturuyor, evet. Cura çalıyor, karşılıklı anlaşma. Evet, evet, karşıdan karşıya atışma olurdu. Evet. Bunlar, bu gerçektir ve de bizim yaylamızda da bunlar çok meşhurdu. Evet. Bu Dalamanya'dan, Ortaca'dan gelen, şimdiki oralara yerleşen Yörükler... Bu Cura'lara ne kızlar yandı değil mi? Bunlar olmuştur. Olmuştur. Evet. Oldu da netekim, oldu, olacak da. Peki kaç yıldır çalarsın? Vallahi bilmiyorum ama ilkokulda 5. yaş sınıftan kaç? Beri yaş 77. Yani aşağı yukarı 70 senedir elinde bu. Evet. Babadan dededen çalan var mıydı? Şimdi babadan dededen denince benim aslım, köküm bu memlekette bu Cura'yı yaşadan, yapan Sarlan Nuri diller, Çotak Nuri. Benim amcam ve onun daha büyükleri. Daha onun büyükleri yaşatan bunlar, onlardan bize geldi ve onun beraber benim abim vardı Şakir Özyurt. Onların zaten yanında yetiştim ben. Evet. Yeniler öğreniyor mu bunu? Yeniler de birazcık zor geliyor. Zor, yani. Zor, zor geliyor. Ya siz de bu toprağa giderse bu Cura olmaz değil mi? Tabii olmaması lazım. Olmaz da yani. Çünkü yaşatamazlar. Türk'ün tarih kültürü kıyamete kadar yaşamalı. Tabii varsa, bunu kesinlikle yaşamak doğrudur. Evet. Zaten Dirmil'de Kadir Usta denen benim amcamdan öğrendi. Curacı Kadir. Curacı Kadir. Bu gerçektir. Curacı Kadir, Cura'yı sen amcandan öğrendin. Benim amcamdan öğrendi. Köremin kimden öğrendi? Ha, Köremin'de aslında Köremin değil o. Adam sonradan kör oldu. 56 senesinde Emin Demiraya'la biz cezaevinde yattık. Cezaevinde yatarka rahmatlık gardiyan Dussun Ali vardı. Gardiyan. Bir beraber yatarken. Düz atmamışlar mı doğduğunda? Vallahi lakabı öyleydi. Lakabı öyle. Lakabı öyleydi. Dussun Ali dillerdi. Ula ne yapalım ne yapalım? Ula bir saz bulalım gelelim. Emin sen de öğren. Olur mu? Olur. Olur dedi. Dedi ki Ali dayı rahmatlık
Ula konakta dedi bir saz var emmi alabilir miyiz dedi. Anası rahmetli de Güllüce de geldi. Gülizar yenge Emin'in anası. Ula dedik biz böyle böyle gardiyanla gelin o sazı alın gelin dedik. Emin kendi dedi vay dedi anamı satorsun ha onlar da dedi. Seni gömme orla. Şimdi Dirmil tabi sipsisiyle Dirmil'e meşhur. Orada evet. Cüracı Kadir evet. Türküleri var. Evet. Körem'in türküleri var. Namlı. Peki başka Namlı civar köylerde kimler vardı cüra çalan eski adamlardan? İşte amcam var. Omaralı İnce vardı. Evet. Omaralı İnce vardı. Bu da bir köylü. Bizim evet. köylümüz yani. Ben tekim de bizim eniştemiz. Evet. Şimdi nenecik ayran getiriyor herhalde. Yörük ayran ikram eder değil mi? Tabi. Beğenme mi? Gel akam burak. Ayran içiyorsun onlarda çok. Gel akam burak. Çok koyun ben sen onlarda. Gel akam oraya yanıma gel akam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz Allah'ım. Buraya gel akam bir. Sen programı izliyor musun benim? İzlememeyin her zaman izliyoruz. İyi. İyi diyor ayranlar güzel iş karırımız hani diyoruz. Çıktı bu oradan ha? Tabii diyoruz. Ne derim? Bize ayran getirdin. Evet. Burada gelen gidene misafire bakılır değil mi? Çok güzel bakılır. Hürmet olur. Acısa doyurulur. Kirise yıkanılır. Misafire öyle hürmet olur. Peki bu adam kaç senedir evlisiniz? 60 seneye varmış. 60 sene vardı. 75 sene. Bu adam gençliğinde ortalığa dav demiş. Yer dalıp gökte yemiş. Davulun öttüğü yere duman tuttuğu yere gitmiş. Varayo boşa doluya daman dövmüş. Evet. Seni sarıs. Boşa Almeli'ye vardı diyelim diyor. Ula gitme geli dedim ben. Bu benim yüzüme. Senin yüzüne. Bu benim yüzüme de. Evveliye git evveliye. Beni karıştırma. Beni karıştırırsan çıkamayacağız içinden. Ula bir telefon et dedim ben evvel öyle gidin diye. Evveliye git. Dün Derzec'de Elmalı'da yaren gecemiz var. Hep amcamız da Antalya Elmalı'da. Orada cüra çalacak yarenimizde. Evet. Ayın 31'i deyince 31'i karıştırmış. Biz Ağustos'un 31'i dedik, o Temmuz'un 31'i anlamış. Varmış değilmiş. Bunun ömrü böyle boş etmeyle mi geçti? Tabii böyle arkadaşların hatırını kırmadı. Böyle her yere giderdi. Giderdi. Gider. Her yere gider evet. yani. Arkadaşların memnunu der, sevindirir. Sevindirir. Evet. Dost insandır. Evet. Peki. Şimdi. Ayran içelim mi? Getir kan madem. Ayranımızı içelim. İçelim madem. Yörük ayranla yakışıyor. Sağ ol. Bunun ayran içmediği varmadı. Abo. Kebapları yemediği yerler mi var? Nasıl? Kebapları yemediğin yerler mi var? Bunu hep yediğimizi görüyorsun, içtiğimizi görüyorsun. Hissettiğimizi görme ya. Ola, koca ölümün ağır gölünde atarardı gölünün. Taşının başına da çıkardın ha. Şimdi Ebe amca bu cüra kaç yıllık? Bu cira 77 yılında yapıldı. Yani 30-45 yıllık bir cira. Evet. 45 yıllık çalıyor. Peki bu gozak? Gozak daha evvelde Maçtalı Faik vardı. Allah ta sağlık verecek herhalde Allah rahmet eylesin diyecektim. Ta yaşayacak vaziyet. Yaşlıdır adam. Yaşlıdır da iyidir. Cezaevinde o ördü hatıra. Bu cezaevindeyken bunu ördü. Bunu ördü. Sen de az adam değilmiş. Nerede cezaevinde yatırın, nerede kopuk adam varsa hepsini biliyorsun yahu. Kurbanım bizim zamanımızda biz kendimizi yerlendirmişiz. Arkadaşlar arasında ve ben büyüklerimin arasında yetiştim. Evet. Büyüklerimin arasında yetiştiğim için biz her şeyi gördük. Tabii. Şimdi onların tecrübelerini, birikimlerini aldık. Yani gün görmüş adam anlamında önemli bir insansın. Peki bu cürayı eskiden öğreden akrabaların sağ sol öğrettiği oldu mu? Tabii çoktur. Şimdi benim amcalarımdan Özay Gönlüm Denizli. Heh. Evet benim amcamın çırağıdır. Evet. Denizli Özay Gönlüm hem ondan aldı gitti cürayı. Evet. Özay Gönlüm. Onunla başladı Özay Gönlüm. Evet. Üyüklü Tefenli Arap. O da aynı bizden amcamdan abimgilden öğrendi gitti. Evet. Bunlar itiraz yoktur. Hatta Ambarcıklı neydi o çocuğun adı? O bizden öğrendi, benden öğrendi. Öldü, vuruldu. Muhtelif. Muhtelif değil, muhtelif daha sonra. Evet. O ben zaten muhtelif benden öğrendi. Evet.
Muhtelif benden öğrendi zaten. Evet. Hatta bazı türkülerinde söyler yani, benden aldıklarını söyler Muhtelif. Evet. Da ondan önce Kocabaş Şükrü'nün oğlu vardı Nadi. Nadir. Onu vurdular daha da. O da bizden öğrenmedir. Evet. Yazırlı Macir'in oğlu Hasan. Hı. O da bizden, Abemgil'den öğrendi gitti. Evet. Daha buna benzemez. Hindi Dirmil denince. Dirmil'de benim amcam vardı Zıhıyaymen. Onlar, o da orada Zıhıyalık yaparka bütün o memleketin hemen hemen biraz kişilerini bütün o öğretti. Ve Dirmil'deki oradaki parttaki gava, koca gavaklar. Koca gavak, amcam dikmiş birini. Evet. Orada amcam dikmiş. Ondan sonra Gölhisar'da Meğrenen'de bir gavak vardı, şimdi söktüler. Hı. O gava da amcam dikti benim Zıhıyemin. Hem ağacı da severmiş değil mi? Çarpışmış muhakkak. Şimdi şöyle. Bir öyle bir çalsan da. Bizim oyunlarımız değerli izleyiciler, eskiler şey vardır. Şahin'in gökte uçuşu vardır. Geçinin kayadan kaya sekmesi vardır. Koyunun usul usul yürümesi vardır. Atın dört nara kişinerek gitmesi vardır. Devenin hatap yürüyüşü vardır. Bütün hayvanlarının biz figürlerini alırız. Biz savaşırken de, dövüşürken de, sevişirken de, oynarken de bütün hayvanların figürlerini yaparız. O nedenle yörükler ayrı bir özelliği vardır. Çal galiba, hareketli bir şey. Ey 15'li 15'li Tokat yollardaş 15'liler gibi yıldızların gözü yaşlı. Hop! Valla dayanamayacaksın, oynayacaksın arkadaş. Çimeniden ama şu yaylanından ince çimeni, of ulan of. Ortam ellerinden aman da belli hörüsü, hörüsü. Ya da yoktur da şu güzel olanın da şu yaylalarda senin imanı. Gümücük undan yollar çamur olmadan, Eyyus Bulban duymadan, seveceksen sev gari. Gitmeden bildiğin bağını sıkmışlar, karla biber ekmişler. Ay canım, akkerdanın altına, akkerdanın altına, ay vokum şeker ekmişler. Ay yavuz. Değerli izleyiciler, Burdur, Çavdır, Gozacı'ndan yokuş yukarı gidiyoruz. Dirmik Beleği'ne doğru varacağız, evet. Yol gidiyorsa. Gidiyor. Yolda gördüğümüz insanlarımıza selam sabah veri, konuşa konuşa gideceğiz. Çeşme başında oturup durup bir abimize karşılaştık. Adın ne? Yusuf Tosun. Nerelisin? Kozağaç. Kozağaç'tan. Evet. Şimdi bizim yörüklerde ata hayrına amel defteri kapanmasın, hayırlı yazılsın otursun diye çeşmeler yaptırır. Evet. Yani geçen mal maşakat, insan, kurt, bütün kuş. Bütün canlılar içsin diye. Evet. Bu çeşme kimin? Halil Yuva isminde bir arkadaş getirdi bunu yukarıdan. Hı. Bir kilometre yukarıdan oraya oturttu. Sağ hayır. Mı? Hayır, vefat evet, etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Diyelim. Şimdi ömür nasıl geçti? Ömür çiftçiliğiyle geçti. Çalışmayla. Çalışmayla bedenen.
Ula yarın Arap'ta sorsalar ne ettin çalıştım. Başka ne ettin gene çalıştım. Başka gene çalıştım. Çiftçinin hiçbir işi yok başka çalışmaktan başka. Ne işi olacak? Çalışacak. Çalışacak. Çiftçinin tadili yok. Sıkı sıkı ille de böyle olacak diye bir şey de yok. İşte evet. Çiftçi ekoloya şap şimdi, gider. Köylü, çiftçi, çoban çalışmazsa şehir nasıl doyacak değil mi? Yaradan öyle yaratmış galiba. Evet. Tabiatın kanunu bu. Evet. Köylü milletin efendisidir. Köylü milletin efendisidir. Evet. Olmalı. Atatürk derken köylü milletin efendisi hem köylüler kurtuluş seferinde mücadele vermiş, canını kanı vermiş, aynı zamanda şehirliği doyurmuş, köylü hep deren olmuş. Atatürk de bakmış ki bu ülkenin ezileni köylü, çiftçi, çoban, ulan efendi, esas efendi bunlar demiş ama tutan yok. İşte öyle bir köylüye bir sus etmişler, geçirmişler. Bir sus etmiş, geçirmişler. Dutan yok. Askere geçse köylü yapar, görevi yine ordu yapar. Vergiyi köylü öder, yükü köylü çeker. Şehirli ne de olsa yan çizer. Öyle galiba. Öyle tabiatın kanunu işte bu galiba. Adın ne? Yusuf. Senin? Yunus. Yunus. Okuyor musunuz bir yerde? Okuyoruz. Nerede? Koz Ağacı'nda. Peki hedeflerin var mı? Sorun olacak. Yani meslek. Meslek ha. Makine mühendisi olmak istiyorum. Sen? Doktor. Doktor. Maşallah torunlar. Artık sizler okuyamadınız. Evet. O, tabii, o zaman imkanlar gıttı. İmkanlar o kadardı tabii. Evet, doğru. Ama şimdi siz çocuklarınız, torunlarınızı, torunların torunlarını okudunuz diyorsunuz değil mi? Okusunlar. Üstün oluyoruz, ısrar ediyoruz. Gerekeni yapıyoruz ama evet. Nasip meselesi, nasip gerisi. Yargıda nasip meselesi. Şimdi bu mevkiye ne deniyor? Bu mevkiye Ardıcalan'ın Canoğlu deniyor buraya. Şimdi biz buradan giderken nerelerden geçeceğiz? Dirmirbeli'ne kadar? Dirmirbeli'ne kadar. Şimdi gider ki önünüzde mescit var, Ziniçam diye bir yer var. Fotoğrafını çekin. Çekmeye değer. Biraz daha gittiğinizde baraj var. Barajın yanından sağa gittiğinizde Dirmil'e kadar yol gider. Orada çoban evler var. Fatma Kadı Mağarı, Dededaşı, Kırkmıyar'dan, Dededaşı'ndan, Panaz'dan aşağı sallanıp gitsiniz Dirmirbeli'ne. O kadar. Bir tarafı Karaçulpa, bir tarafı Dirmil. Evet, ben de Karaçulpa'lıyım zaten. Öyle televizyonda izleyin zaten. İzleyin değil mi? İzleyin. Şöyle programları izlerken dağları taşları dolaşıp geliyor mu beyninde? İnsanın gönlü genceliyor. Genceliyor. Dağla mücadele eden insanlar, yaylayla, dağla insanın gönlü genceliyor. Program izlerken öyle tabii mi? Tabii canım. Evet. Derize yüklü deve denilmez. Güneş aşağı salandı. Öğleden sonra da gün uzamaz. Biz yolumuza devam edelim. Derizeciler, biz gezmeye devam ediyoruz. Çobanlarımızla karşılaştıkça şöyle minip şapkalı şiyasızı gangırttığında bu şöyle az yankıya kan ya. Çok da, çok da gangırmayalım ben gangıramam. Adı ne? Mesut Serttaş. Bu dağlara ne deniyor bölgeye? Burası Koçaş derler. Sorkuncuk. Koçaş Dağı nerede? Koçaş Dağı daha yukarıda. Burası etekleri. Etekleri. Sorkuncuk. Koçaş Dağı'nın. Koçaş Dağı üzerine türküler bile yakılmış. Burdur Hafıza hep söyler. Tamam, doğrudur. Kaç tane oğlak var? 150-200. Oğlak var. Sayısı da belirsiz öyle mi? Oğlak işte. Beş, Allah ne verdiyse. Yeterse biliyorum diyor. He biliyorum. Peki şimdi kulaklarına küpe takmışsın. Çalan çırpan mı oluyor? Hırsız mı oluyor? Bu devlet tarafından tabii küpeleniyor. Birinin edesin değil. Ya evet. Peki nelerde gidiyorsunuz? Biz bu çerbelerde güderiz böyle. Geçi nerede? Gider Geçi Koçaş'a gider. Geçi Koçaş'a gidiyor. Geçi kim gidiyor şimdi? Oğlan gider. O daha da genç. Ya. Tabi oğlaklar daha fazla yürümer, öyle mi? Tabii, etrafta. Tabii. Oğlaklar fazla yürümez. Bu yatağın yakın kenarlarında güderiz yani. Yaşlandıkça oğlak götürüyorlar, kuzu götürüyorlar. Tabii. Gençken siz de geçi güderdiniz. Tabii. Yenge mi o? Yenge. Adın onun? Peki, şu adı ne yengenin? Habiba Serttaş. Ye. Dur kız. İyi. Yenge Çarika. Şimdi bu oradasın. Karşıyaka'da yenge. Hı. Ne diyor ünlü ayım? Göz deriz. Ünlü Kaan Bey. Gel buraya de. Ulan hanım deriz yani mesela. Bağırdı gelsin bura. Hanım gel bura hanım. Evet derizciler. Şu anda geçiler geliyor. Başta bir teke. Şimdi tekelerimiz erken uyandı bu sene. Hı. Ayırdık. Hı. Davar yürülmesin diye her şeyin bir nevsimi var. Bunlar hepsi teke mi gelenler? Geçiyor arasında. Ha yok. Çebiş çelen işte böyle. Kademe kademe yunlaştırırız yani. Yani siz şimdi
Kurbanlıkları ayırıyorsunuz erkenden. Kurbanı ayırmadık tabii. Ayırmadık. Kurbanlık yok. Ayıracaksınız. Şimdi başlıyor. Tekeler geldi. Bu olaklar olarak doğru. Anası mı sandı bunları? Anası sandı da ondan geldi. Derizeciler. Gelen tekeler öbür taraftakiler. Babaları bunların. Fakat babaların anaları bunları karıştırdılar. Oğlaklar her gördüğü baş şapkalıyı babası, her gördüğü başlı hastarlığı anası sanıyor. Öyle mi oluyor? Bunlar da tabii. Öyle sandılar ama. Öyle sandılar. Bir yaklaştı bir geldi. Ana sandılar baba geldi. Doğru. Babada da süt yok, fayda yok. Doğru. Şaşırdılar kaldılar. Ustacı dur odalar. Davarı emzirdik de onlar da var. Ende gelin mi kız mı? Gelinim benim. Gelinin maşallah. Hoş bulduk. Ende kaynanan gönder akan bura. Derize de eğleni veriyoruz. Bu kadınları biz çekiyoruz daha önce. Denk geliyor. Bir iki laf ediveriyor. Koca köy bir eğleniyor. Bir daha da çıkmalar televizyona. Peki. Doğru. Elinizde değnek var. Evet. Dediler ki eskiler çobanın kepeneğinin altında her zaman bir değnek vardır. Tamam. Yani çobanı kızdırırsan dolayı dolayı verir değil mi? Tabii. Hiç adam diyor mu? O yerine göre an meselesidir diyor diyorum da olmuştur. Olmuştur değil mi? Olmuştur. Yangayış da var. Bunda ne vardı? Gel kan buralı. Yangayış da vardı. Hukukta yani bunu o şeyleri boş ver. Onları canım şimdi televizyona. Yangayışın mangayış tabii çoban insan boş değildir yani. Kendine göre bir. Gel kan buraya. Vardır yani. Gel. Şimdi senin adın ne? Hüseyin. Hüseyin abi gel oraya. Koru. Koru gel lan. Hayır dur o. Koru gel Durkan. Şimdi bu ileriden geldi. Evet. Bu söz gelimi mala zarar verecek. Tabii. Çalacak, çırpacak. Sen de ileriden eli değnekli geliyorsun. Tamam. Nasıl durarsın? Burakan bir. Ya belli mi olur? Ya nasıl dolayı dolayı verirsin? Gösterdi bu. Vurma da dolayı. Ya şimdi mesela bir vurma şekli var. Verekan. Şöyle mi vuruyorsun? Nasıl yok? Bu gelişine bağlı galiba. Bu ülkenin gelişine bağlı. Değneğe kavasına mı vurarsın? Hani ilanın kavasını ezdiği gibi. O an meselesi. Bacaklara mı dolarsın? Bacağına mı dolarsın? Belli değil. O belli değil. O an meselesidir an yani. Derizeciler. Geldi kuvvet gitti. Yörük yurtlarında Geçikoy'un gördüğünüzde çalmaya gelmen. Hırslara değin. Daşın arkasında, çalının arkasında yörük dengilmiş eli değnekli bekleyip oturdur. Ne zaman değneği yedin, ne zaman daşı alamayı şöyle yargının yedin bilemezsiniz. Adamlar dalanı döndür daşı vurduğunda. Bunu gar kurşun mu yer? Değnek mi yer? Belli olmaz. Ötesini ya. Ben demeyen gari. Tamam ötesini karıştırdım. Öte hani deme gari. Yani gari. Şöyle ayakları tut, ayağınızı eğirseniz. Çobanın değneği de doğru olmaz canı. Ha böyle eğir olur. Çobanın değneği eğir olur. Eğir olur. Evet. Ne diye böyle davarı mala sıvırdığın anda yani dik doğru değnek karnına dikilir. Evet. Yan değnek dikilmez. Eğri İler değnek. Attığında. Öyle mala öyle attığında. Şimdi işte ayağını dolayı dolayı verirsen bırak hala çek hala kan şimdi şöyle doladığında ayağınızı tutmayı verir havaya yapıştırdığın zaman böyle adama bunlar kanlı yaladır adama kendi kanını yaladır gel kan gel gelin kan hoş bulduk şimdi gel kan sen de kayınvaliden kayınbabacığın yanında dayım da oluyor dayı bir de dayım oluyor. Dayım oluyor. Kardeşimin çocuğu. Kardeş çocuğu. Ulan halanın kocası oluyor. Bir de halanın kocası. Tabii. Ola ele gitmesin de. Ne uyanık. Yedi yerden karışıkız ya. Yani. Yedi yerden. Peki. Bu da halası olur. Babasının kardeşi. Bu da öyle. Bunun sen dayısı oluyor. Benim kardeşim. Bu halası oluyor. Yapmışlar öyle. Öyle mi? Şimdi kıymatını biliyor musun? Ne yönde? Hizmet ediyor mu? Bilmem ben yapıyorum da. Ne aleyhi mi? Kursaklı mı? Eder Allah o da. Geçi nerede? Davara geçti. Geçi yanda. Davara geçiye davar diyorsunuz. Davardayız. Peki şimdi köyde burada yaşayın. Televizyon var mı evde? Var. Şimdi televizyon izlerken şehirde kadınlar düğmeye basıyor bulaşık yanıyor. Düğmeye basıyor hamur yumurluyor. Düğmeye basıyor sıcak soğuk. Hava geliyor. Evet. Her şey düğmeyle. Söyleme gari şimdi evet. Bunlara duru. Uyandıran lan. Uyandırma. Yapmayız. Şimdi evet. Sen eşine ben dislerin aynısın değil mi? Yok demeyiz. Halika şükrediyor. Evet. Mutlusun. Yani. Allah mutlu devam ettirsin. Tabii siz burada bunu yaparsanız şehirde öyle et diyebiliyor. Sizler de ben de düğmeyle yaşayacağım derseniz şehirden aşk alır. Şöyle olmasa şehirde aşk alır yani. Evet.
Şimdi DNA şöyle bir at bakalım. Eğri DNA nasıl geliyor bakalım. Dur o. Dur, dur. Evet. At bakalım. Ha. Şimdi fıydırtladığında böyle sıvırırsın. Dik olmaz önce yerde davarı geriye çevirir. Eğer dik olursa dik giderse bir yere çakılır değil mi? Dik giderse karnına kasığını çakılır. Ama böyle giderse böyle öyle gittiği için böyle yere dokunmaz. Dokunmaz. Dokunsa gelin. Şey gel al gelekan değnek gitti. Al gelin. Hani öyle eğri olduğunda mala çakılmaz yani. Yenge taşın başına oturmuş. O bu salıma 2 sene evvel gelmişiz ben yiyordum bu orada. Sen oğlana hiç bakmamışsın demişsin. Bak demek de olacak. Öyle mi demişsin? Ondan utan. Oğlan uçup gideriydi herhalde. Senin eşin miydi o? Gelinin eşi uçup gideriydi. Ya rüzgara çıkarsa rüzgar alıp geçecek. Buna neye bakman sen dedim. Ne yedir biçirmen dedim. Ben öyle dedi de yanımıza gelme. Bu sefer demeyeceksin gel. Bir milli kadını hiç konuşturamamışsınız. Ya. Yeah. Derizeciler yüklü devredilmez biz yolumuza devam edeceğiz. Tamam. Geldik Burdur Dirmil Kırkmağar Yaylası'na. Bu bölge Dirmillerin yaylası. Öbür taraf Çavdırların, Gozaçların yaylası. Burada heykeller var derizeciler. Genelde Romanlarda Kokaspus diye bir kralları var. Onlar bazen tanrı da inanırlar. Onların askerleri Kokaspus o zamanki krallar ya da tanrıları genelde su başlarına bu heykelleri yapmışlar. Yani bunların bekçisi anlamında daha sonra da kendi ülkelerine geri dönmüşler. Bu bölge Kıbrıya, Balbura, Kısantos bunlar oyuna da o dönemki yani milattan sonra 86-96 yılları özellikle çok önemli. O yıllarda bu daha çok kazılar yapılmış şeyler, eserler bırakılmış. O dönemde burada büyük bir medeniyet var. O medeniyetin izleri olarak da bu tarih eserleri görebiliriz. Şimdi de Kırkmağar'ın soğuk suyunu içmeye geçeceğiz. Burada ortaki tanrıça Kokaspus, ötekinlerde koruyucuları. Burası Kırkmağar'ı merkez derizleri. Kırkmağar denen yeri bura. Türklerde Kürşad'ın Hun İmparatorluğundan Çin'e saldırısı 40 kişi olmuştur. Peygamberimizin İslam'ı ortaya çıkarması, açıklaması 40 kişi olduktan sonra olmuştur. Dolayısıyla bizde 40 kelimesi çok önemlidir. 40 kelimesi ortaya çıkış anlamındadır. Biz varız demektir. İşte bu suda çok su olan yerlerde yörükler suların atlarına Kırkmağar demişler. Kırkmağar, mağar çeşme demektir. Suyun çıktığı yer demektir.